Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere tarih türündeki verilerin biçimlenmesiyle ilgili bir çalışma yapacağım. Şöyle düşünebiliriz, tarih verileri girilebilir veya bir ERP sisteminden alındığında karşımıza çıkabilir. Tarih bu şekilde de görülebileceği gibi, tüm sütunu seçeyim, Ctrl Shift aşağı hop tuşlarıyla, buradan değişik tarih formatları ya da yine Format Cells sağ tıklayıp hücre verileri biçimlendir. Format Cells dediğimiz İngilizce sürümlerde karşımıza çıkacak şekilde. Buradan istediğimiz tarih şeklini, ya ben böyle istiyorum. Tabi burada saat yok da böyle olabilir. Veya daha farklı seçeneklerle tarih verimizi gösterebiliriz. Çok yaygın bir şekilde bu. Veya bu olabilir, bu olabilir. Yani dediğim gibi tamamıyla bu bir biçim. Sonuçta içindeki tarih 1-1-2018. Biçimleri kaldırmak istiyorsak koyduğumuz biçimleri ya başka bir biçime tekrar döndürtebiliriz. Onu da beğenmiyorsak ne yapıyorduk? Biçimleri temizle diyorduk. Bu sizi yanıltmasın. Bu tarihin sayı değeri çok karşılaştığımız bir durum. Onun da nereden geldiğini size şimdi anlatayım. Bu tarihin sayısal karşılığı. Tarih verisi de aslında bilgisayar içinde bir sayıdan ibaret arkadaşlar. Dolayısıyla bunu gördüğümüzde demek ki bir tarih bu tür hani 43.000, 42.000 neyse şimdi bu sayının size karşılığını göstereceğim. Bu tür durumlarda gidip tarih formatını vermek gerekir. Şimdi bu sayının esprisi şu. Şöyle düşünelim, bir tarih girdim, bugün tarihini şuraya. Bu arada kısa yol tuşu var, Ctrl Shift noktalı virgül, yani Ctrl noktalı virgül. Ama onu çıkarabilmek için Shift'e de ihtiyacımız olduğu için Ctrl Shift noktalı virgül diyoruz. Bu sabit değişmeyen günün tarihi. Yani şu şekilde girilen ne farklı bugün today yazarak. Bu her açtığımızda değişecek, yani bir forms olabilir. Ama bu yazdığınız böyle kalacak çünkü tarih girersiniz, bugünkü tarih kalır. Yani bu her gün değişecek gereksinim her zaman olmayabilir. Şimdi bu tarihi girdik. Yanlışlıkla veya bir şekilde oradan biçimini kaldırdığımız için bakın 40 şeyini azaltalım. 43.299. Tarih değerinin 1-1-1900 ile başlayan bir hani ne diyelim miladı var. Bunun da karşılığını bakın 1 olarak verecek. Demek ki bizim tarihimiz 1-1-1900 ise Excel'deki karşılığı 1. Günümüzün tarihini girdiğimizde de şu anki tarih olarak 18-7 video çekim tarihi. Bunun karşılığı da sayı olarak bu. Demek ki 43.000 sayısı 1900 gibi bir milada karşılık. Yani 1900, 100 yıl geçti, 2000. Demek ki 365'i 100 ile çarparsanız zaten bir 36.000 gelmiş. Dolayısıyla da işte 17 yıl içinde diğer bu 7.000 de eklenince 360'la çarpılarak arkadaşlar 43.000 sayısı bu. Yani burada gördüğümüz bunu tekrardan 43.000 nereden çıktı? 43.000-1900 sistemine göre gelen 1900'ü 1 kabul ederek sayı sisteminin karşılığı ve dolayısıyla bir tarih ise buradaki beklenti onu tarih türüne hemen çevirir. Eğer tarihe dönüşmüyorsa o zaman tabii ki yine yapılabilecek bir takım komutlar olabilir. Daha çok tarihe dönüşmemesi durumu metin verisi olmayabilir. Yani 43.000 dönüşecektir muhtemelen. O zaman o sayı değildir zaten. Onu öyle düşünmek lazım. Daha çok şöyle durumlar olabilir. Bakın yapmaya çalışayım. Bir tarih giriyorum. Boşluklu bir, işte boşluklu girdim. 1-1-2018 yazdım. Bakın şimdi bu tarih değil. Tarihe çeviremiyorum. Tarih olmuyor. Çünkü gerçekte bu uygun bir tarih olarak girilmemiş. Ya da şöyle düşünün. Örneğin Şubat düşünelim.
31 Şubat olmayacağına göre 31-2-2018. Bakın bu da bir tarih değil. Bunu da tarihe çevirmek. Yani bu girildi, tarihe çevrilemiyor vesaire. Çünkü zaten böyle bir tarih yok. Bir de aklımızda kalsın, tarihler ve sayılar hücrenin sütunun sağına yaslanırlar. Dolayısıyla bunu buraya girmekle biz zaten sola yaslamakla bunun tarih olmadığını göstermiş olduk. Normal tarihe girdiğimizde bakın o kendini sağa alacak ve yazacak. Bu arada 18 nokta da yazılabilir. Slash'lı yazılabilir arkadaşlar. 18 diye. İsterseniz tireyle de yazılabilir. Evet. Tekrardan toparlayacak olursak tarih verilerimiz var. Tarih verilerimizin değişik tarih formatlarında göstermemiz söz konusu. Bunun en pratik yolu buradaki tarih seçeneklerinden seçmek ya da sağ tıklayıp hücre biçimlendirden uygun tarih seçeneklerini yapmak arkadaşlar. Onun dışında yine olabilecek bir takım durumlarda veri türünün net olarak sayı mı, tarih mi, metin mi olduğunu görmek ve ona göre karar vermek olacaktır. Evet arkadaşlar, bu videoda da sizlere tarih verileriyle ilgili bir takım işlemleri yapmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.